Düzgün bantlayamamışım ama artık idare edin. Bu markanın ürününü kullanacağım. İnsanın Brilliant Care diyesi geliyor ama Brilliant Care herhalde. Öyle okunması gerekiyor. Ürün bu. Üzerine 2 hafta kadar koruma sağlayacağını yazmışlar. UV koruma özelliğinden bahsetmişler. Arkasında da maalesef Türkçe kullanım talimatı yok. Direkt sıkın diyor lastik yanakların üzerine. Ve kurumasını bekleyin diyor. Biraz geç kuruyan bir ürün. Bir miktar kokusu var ama baskın ve rahatsız edici bir koku değil. Ama çok fazla gaz çıkışı var. Lastiğin hizasında eğilip ürünü kullandığınızda sizin ürünü sıktığınızı görmeyen birisi arabanın yanında mangal yaptığınızı falan zannedebilir. O derece gaz çıkışı var. Sarfiyat oldukça fazla. Nereye ne kadar ürün sıktığınızı da tam olarak kestiremiyorsunuz. Çünkü köpük tipi değil. Dolayısıyla bir yerleri bazen es geçmiş olabilirsiniz. Ürün 400 mililitre. Benim gibi bol bulamaç kullanan kişiler herhalde maksimum 3 sefer bu ürünü kullanabilir. Daha da fazla kullanabileceğini zannetmiyorum. Süngere sıkıp ürünü uygulayabilir misiniz diye düşündüğümde çok da öyle bir imkan yok maalesef. Çünkü direkt lastik yanağını sıkmanızı yazmışlar. Başka da bir alternatiften maalesef bahsedilmemiş. Bu ürün muhtemelen fason üretim bir ürün. Çünkü Amazon.de'de aynı bu yazı karakterlerinde başka bir marka karşıma çıkıyor. Muhtemelen böyle bir şey. Yani benim bir iddiam yok tabii. Parlaklık bu şekilde. Gayet güzel. Bu şekilde de kendini muhafaza etmeye çalışıyor. Yağmur, çamur görmezse özellikle. Çok rahat 2 hafta etkisini sürdürüyor. Subaru'da uygulamasını yaptım. 1 hafta oldu. Çok bu kadar parlak olmasa da yine de parlaklığını muhafaza etti. Üzerine de kir çamur ulaşmadı ama bayağı tozlu ortamlarda sürdüğüm için bir miktar lastik yanaklarında toz oluşmaya başladı. Her gün kullandığım otomobili. Bu otomobil de her gün kullanılan bir otomobil. Bakalım ne kadar süre, 2 hafta süreyle etkisini gösterebilecek mi? Lastik parlatıcı yüzeyde kurudu ama biraz geç kurudu. Şimdi ufak bir su testi. Gayet iyi. Bakalım bu ürünün bir de kirli lastik üzerindeki etkisi nasıl olacak? Çamurları maskeleyebilecek mi? Hunharca bir test.
Bakalım kuruduğunda nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Şimdilik çamurları maskelemiş gibi gözüküyor. Şu an tam olarak kuruma gerçekleşmedi. Ama ince ince kuruyan bölgelerde lastik yanağındaki çamurlar ortaya çıkıyor. Tahminim bu şekilde kalacak bu. Yani tam anlamıyla %100 olarak çamurları maskeleme özelliği yokmuş demek ki. Brilliant Care lastik parlatıcıyı 22 Nisan'da uygulamıştım. Bugün 10 Mayıs, 5 gündür yağmur yağdığı için lastik yanağı bu hale geldi. Ön lastik yanakları bu hale geldi. Arka lastiğin durumu daha içler acısı. Bütün çamur arka lastiğe gitmiş. Bu lastik parlatıcısının parlaklığı ilk 5 gün çok iyi kıvamdaydı. Ondan sonra yavaş yavaş parlaklık kayboldu. Yerini mat bir görüntüye bıraktı. Şimdi ufaktan bir su testi de yapayım bu arka lastik yanağına. Bir de misafirim var. Meraklı. İlginç bir şekilde arka lastiğin durumu iyi.
ön lastiğin durumu daha iyi. Evet, su iticilik yani ne kadar fena gözükmese de artık bir tazelenmeye ihtiyacı var. Ürün vaat ettiği süreyi gayet iyi bir şekilde sonlandırdı. Hatta fazlasını bile yaptı. Bence alınabilir bir ürün. Ama sarfiyat fazla. Yoldan geçen otomobiller nedeniyle kesik kesik videoyu çekiyorum maalesef. Bu da arka lastiğin durumu. Evet. Şu kısımlarda su iticilik az da olsa devam ediyor. Bu ve bu bölgede artık kirler nedeniyle su iticilikten eser kalmamış vaziyette.